Merhaba arkadaşlar, Örgü Köşemi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere telefon kılıfı anlatımı yapacağım inşallah arkadaşlar. Şu şekilde örgü olarak ördüm, üzerine çiçeklerle süsledim. Evet, malzemelerimizi sayalım hemen. İpimle kopırlanta, siyah önceden ördüm ama videoda belli olmaz diye sizlere açık renkle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Nakopırlantanın 2250 renk kodu olan ipi öreceğim videomda. Tığımı da yine 1.75 milim olarak kullandım. Üzerindeki çiçekleri de oya ipleriyle bu küçük bobinlerden ördüm arkadaşlar. Süslemesi de bu şekilde olacak. Evet, şimdi hemen telefon kılıfımızı örmeye başlayalım. Kendi telefonunuzun ölçüsüne göre zincir sayınızı değiştirebilirsiniz. Benim telefonuma göre 20 zincir yetti arkadaşlar. Şimdi ipimi sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 zinciri çektim. Doluyorum tığıma. 1, 2, 3. zincire batıyorum. İkili trabzan. Doluyorum. Diğerine batıyorum. İkili trabzan. Son zincirime kadar birer tane batacağım. İkili trabzan olarak. Evet, ikili trabzanlarımı ördüm. Son zincire geldiğimde aynı zincirin içerisine arkadaşlar 6 tane ikili trabzan. Aynı yere 3 4 5 ve 6. Daha sonra 6 tane trabzanı aynı yere yaptık ve buradaki trabzanların karşısına denk gelecek şekilde tekrar ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Bütün trabzanların tam karşısına denk gelecek şekilde ikili trabzanlarımızı örelim. Son zincire kadar. Burası son zincirimiz. Bir tane burada trabzanımız oluyor ve 5 tane daha batarak 6'ya tamamlıyoruz. Aynı noktaya 1 2 3 4 ve 5. Buradaki ile 6 oluyor. Sıra sonuna geldik. Buradaki ilk trabzanımızın tepesine batıp kaydırmayla geçiş yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doluyorum. Şimdi ilk sıramızda içeride kalan tek kanatlarına batacağız arkadaşlar. Tığıma doladım. Sıradaki ilmeğin arkada kalan tek katına batıyorum. Üçünü birden çekip çakma sık iğne. Doluyorum tığıma. Arkada olan ipimizin şöyle batmıyoruz da ilk sırada içeride kalan tek kanadına batıp üçünü birden örüyorum.
Tığıma doluyorum. İlmeğin içeride kalan tek kanadından alıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Artırmamız yok artık. Hepsinin üzerine birer tane olacak şekilde örgümüzü öreceğiz. Doluyorum. İçeride olan tek kanadına batıp üçünü birden örüyorum. Köşeyi de aynı şekilde artırmalarımız yok artık. Hepsinin üzerine birer tane çakma sık iğne örelim. Evet, örgümüz dönmeye başladı. Sıra sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıra sonuna geldik. İlk çakma sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Ve kaydırmayla geçiyoruz. Bir zincir çekip doluyorum. Dibine değil, bir sonrakine batarak çakma sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Doluyorum. Normal bir şekilde batıp hepsini birden çekiyorum. Doluyorum. Batıyorum. Üçünü birden örüyorum. Artırmalarımız yok artık. Böyle döne döne istediğimiz boyuta kadar öreceğiz. Örgümüz de zaten yukarı doğru. Zaten ilk sıramızda artırmadığımız için dönüyor arkadaşlar. Hepsini birer tane batarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar sıra sonunda geçişimizi göstereceğim. Sıra sonuna geldik. Hemen buraya da batıyoruz. İlk yaptığımız çakma sık iğnenin tepe noktasına batıp kaydırmayla birleştiriyoruz. Biraz sıkı tutayım. Bir zincir çekip doluyorum. Dibine değil, bir sonrakine arkadaşlar. Buraya bat değil, buraya batıyoruz. Yine çakma sık iğne. Evet, örgümüz bu şekilde arkadaşlar. Geçişlerimizi her seferin her sırada sonunda kaydırmayla geçiş yapıp bir zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. İstediğiniz boyuta kadar örebilirsiniz telefonunuza göre. Daha sonra da bu üzerindeki çiçeklerimizi yapalım, yapraklarımızı ve kordonumuzu örelim arkadaşlar. Ve telefon kılıfımıza devam edelim. Şimdi ben telefonumun boyu kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 32 sıra olana kadar çakma sık iğnelerimi ördüm. Arkası da bu şekilde. Birleştirme yerlerimiz bu şekilde ilerlediği için bunu arkaya getireceğiz. İşlemelerimizi de buraya yapacağız. Şimdi düğme yerimiz için ortaya geçiş yapmamız gerekiyor. Şimdi bu bitirdikten sonra sıralarımızı siz telefonunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bunun orta kısmına gelebilmem için ipimi kesmeden kaydırmayla geçiş yapacağım. Evet, burası ortası diyelim. Düğme yeri için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğneme kaydırma olarak geçiyorum. İpimi kesmek istemediğim için tekrar yine kaydırmalarla yan kısma gelelim. İlmeklere batıp içinden kaydıralım. Tam yan kısmına geldim. Burada bu bağcık kısmını diyelim. Boynumuza takacağımız kadar uzunlukta kordon öreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kordon kısmımız için tığımı değiştiriyorum. 2 milim olan tığımı alıyorum. Bir sonraki yere batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu sık iğnemin içerisine tekrar batıp örüyorum. Dönüyorum. Buradaki bu ip kısmına batıyorum ve sık iğne örüyorum. Dönüyorum. Buradaki iki tane olan bu kısımlara batamadım. İkisini sık iğne olarak örüp çeviriyorum. Şurada görünen şu iplere kordon örgüsü örüyoruz. Çeviriyoruz. Her seferinde çevirerek öreceğiz. Buradaki şu kısımlara. Şurada görünen şu iki ilmeği alıyoruz. Sık iğne olarak örüyoruz. Dönüyoruz. Tekrar buradaki iki ilmeği alıp sık iğne olarak örüyoruz, dönüyoruz. Tekrar bu iki ilmeği alıyoruz. Tekrar sık iğne. Kordon kısmını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sadece zincir çekebilirsiniz. Hazır zincir kullanabilirsiniz arkadaşlar. Saç örgüsü gibi örüp yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz kordon kısmını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Her seferinde çeviriyoruz. Şuradaki şu iki ipi. Buradaki iki ilmeği alıyoruz. Sık iğne örüp çeviriyoruz hemen. Tekrar bunu alıyoruz. Sık iğne. Her seferinde çeviriyoruz. Kordonumuzu bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Bu şekilde görüntümüz kordon örgü. İstediğimiz uzunlukta ördükten sonra bu yan kısmını birleştireceğiz. Burası düğme yerimiz. İsterseniz şimdi küçük çiçeklerimizi örmeye geçelim. Bunun için de tığımı 1.21 olarak kullanacağım. Çiçeklerimin birazını hazırladım ben. Göstereyim. Evet, böyle küçük çiçekler. İstediğiniz renklerde kombin yapabilirsiniz. Yaprağımın da anlatımını yapacağım. Yapraklarım da hazır. Yaprağımı örerken ipimi iki kat yaptım arkadaşlar. Şimdi birazdan bir tanesini de sizlerle birlikte öreceğim. 5 tane de yaprağım olacak. Önce çiçeğimizi örelim. Küçük bobin iplerimizden kullanıyoruz.
Eğer kendi ipinden örmek isterseniz, yani örgü ipinden örmek isterseniz katını açın arkadaşlar. Yoksa çok kaba durabilir üzerinde. Şimdi sihirli halka yapmıştım. İki defa doluyorum. İlmeğimi alıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip iki kere doluyorum. Bu sihirli halkamın içerisine iki, iki, iki defa da çekiyorum. Aynı yere battım. İki, iki, iki defa da çektim. İki kere tığımı doluyorum. Halkanın içerisine batıp iki, iki, iki defa da çekiyorum. Tekrar iki kere doladım. İki, iki, iki defa da çektim. İki zincir çekiyorum. Tekrar buraya batıyorum. Sık iğne olarak tutturuyorum. Bir, iki zincir çekip tekrar iki doladım. Aynı halkaya iki, iki ve iki. İki kere doluyorum, halkanın içerisine batıyorum. İki, iki, iki defa da. Dört tane üçlü trabzan yapıyoruz yan yana. Bir, iki zincir halkanın içerisine tutturuyorum. İki zincir, iki kere doladım. Dört tane üçlü trabzan yan yana. Dört tane ördüm. İki zincir çekip halkamın içerisine sık iğne olarak tutturuyorum. İki zincir çekip iki kere doluyorum. Halkanın içerisine üç defa da çektiğim trabzanlardan dört tane yan yana örüyorum. Beş tane yaprak yaptım ben. İki zincir çekip tekrar tutturuyorum ve son yaprağımı da örmüş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi sihirli halkamızı küçülteceğiz. Bu ipi çekiyoruz. Ve küçültüyoruz. Bir zincir çekmiştim. Kesiyorum bu ipimi. İplerimi arkada bir miktar ileriye götürüyorum ve kesiyorum. Uçlarını da mutlaka yakıyoruz. Evet, çiçeğimiz bu şekilde. 6 tane çiçek hazırlayacağız. Beyazı burada unutmuşum. Bir tane de beyazım var. 2, 4, 6, 5 tane de yaprağımız var.
Şimdi yaprağımıza geçelim. Yaprağımızı da aynı tığ numarasıyla öreceğim arkadaşlar. Yalnız iki kat. Şöyle bir miktar açıyorum ipimi. Şöyle iki kat olacak şekilde ayarlıyorum. Birazcık daha tok durması için iki kat ördüm yapraklarımı. Şimdi hemen ipimi aldım. Tığ aynı numara. 10 tane sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. İlk bir zincir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Yani 9. zincire battım. Bir tane sık iğne ördüm. Doladım tığıma. Bir sonrakine çakma sık iğne. Hepsini çekiyorum. Doladım. Bir sonrakine tekrar çakma sık iğne. Doluyorum. Şimdi ikili trabzan sıradaki zincirime. İkisini çektim. İkisini çektim. Bir kere doladım. Tekrar battım. İkili trabzan ördüm. İki kere doluyorum. Sıradaki zincirime batıyorum. İki, iki, ve son ikiyi de çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Doluyorum şimdi. Bir tane tekrar iki defa da çektiğim ikili trabzan doladım. Bir tane daha ikili trabzan. Doluyorum. Sıradaki son zincirime de çakma sık iğne. Hepsini birden çekiyorum. Şimdi iki zincir çektim. Bu son yaptığım yere tekrar batıyorum. Doladım. Şimdi sıradaki ikili trabzanın karşısına tekrar ikili trabzan iki defa da çektiğim. Sıradaki de ikili trabzandı. Onu da ikili trabzan örüyorum. İki kere doluyorum. Sıradaki üçlü trabzandı. Tam ortadaki. Şimdi iki, iki, iki defa da çektim. Üçlü trabzan ördüm. Doladım. Sıradaki ikili trabzan. İki, iki de çektim. Bir kere doluyoruz. Bu da ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Şimdi burada iki tane çakma sık iğnem vardı. Onun karşısına da yine çakma sık iğne doluyoruz. Hepsini çekiyoruz. İki kat olduğu için biraz örmesi zor oldu arkadaşlar. Tığ da ince. Hepsini çektim. Çakma sık iğne. En uçtaki de sık iğneydi. Sık iğne ördüm. Ve hemen bu tekrar bu sık iğnenin tepesine batıp kaydırıyorum ilmeğimi. Zincir çekmeden ipimi kesiyorum. Ve bu tekrar aynı noktadan ipimi arkaya alıyorum. İpimi bu arkada sabitleyip yakacağım. Bir kere zincirle tutturdum oraya. Şimdi fazlalıkları keselim.
Şimdi bu iki şeyi trabzanlarımızı şöyle karşılıklı şöyle çekiştirelim arkadaşlar. Zaten yaprak formunu alıyor. Evet. Yaprağımızı da bu şekilde ördük. Şimdi işlememizi, çiçeklerimizi, yapraklarımızı buraya dikeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi örgümün içerisine şöyle bir mukavvadan kağıt kestim ki dikişimi rahat ve kolay yapabileyim diye. Evet, siz de böyle yapabilirsiniz. Şimdi çiçeklerimizi nasıl dizayn yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi ben uç kısma moru dikmek istiyorum. Şuraya sağ, mesela şunu burada görmek istiyorum. Şuradan ipimi takayım. Çiçeğin ortasından geçiyorum. Ortasına küçük bir inci. Şöyle çaprazından çıkacağım. Şimdi burada bir tane krem rengi, karşısına da pembe koyalım. Şöyle gelecek şekilde dikeceğim. Bakın, hemen papatyanın ortasından çıkıyorum. İnciyi alıyorum. İnci ile çiçeği oraya tutturmuş oluyorum aslında. Tekrar papatyanın ortasından çaprazdan çıkacağım. Buraya da pembe çiçeğimizi yerleştirelim. Evet, şu üst kısma da bir papatya koyalım. Buraya da pembe koyalım. Koyu pembe. Bu şekilde görelim. Evet, bu da buraya olsun. Daha sonra şöyle bir miktar yukarı çıkalım. Buraya da beyazı koyalım. Şöyle. Şöyle birazcık çaprazına da diğer pembemizi koyalım. Bunu da buraya tutturalım. Şimdi yapraklarını da yerleştirdiğimizde görüntümüz daha güzel olacak. Şimdi ipimi şu arka kısımda sabitlemek istiyorum. Daha sonra ütü ile buhar verip çiçeklerimin düzgün durmasını sağlayacağım arkadaşlar. Yapmak isterseniz fikir olsun.
Şimdi iğnemize yeşil ip takalım. Evet, şimdi yeşil ipimizi aldık. Yapraklarımızı nerede görmek istiyorsanız arkadaşlar oraya sabitleyebilirsiniz. Bunu buraya koyalım. Şöyle kenarlarından küçük küçük T'ler alarak yapraklarınızı istediğiniz nerede görmek istiyorsanız o şekilde dizayn yapabilirsiniz. Yaprağımı alıyorum, tersinden iğnemi takıyorum. Bunu da buraya dikelim. Kenar kısımlardan aynı renk olduğu için sıkıntı olmaz. Küçük küçük T'ler yaparak yapraklarımızı da tutturuyoruz. Daha sonra isterseniz ipinizi koparın, isterseniz şu şekilde geçişler yaparak diğer yaprakların olduğu yere geçiş yapalım. Bunu da buraya dikeceğim. Birazcık daha ilerleyeyim. Evet arkadaşlar, bunu buraya dikeceğim. Bunu tam karşısına şöyle aşağıya dönük olarak dikeceğim. Bunu da şöyle şuraya dikmeyi düşünüyorum. Evet, son 3 yaprağımı da dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, yapraklarımı diktim. Çok hafif, uzaktan da buhar ütü verdim. İsterseniz yapmayabilirsiniz, isterseniz yapabilirsiniz. Tercih sizin arkadaşlar. Şimdi inci düğmemi de diktim. Bu şekilde. Şimdi ben bu kordonumu öreceğim. Son halini de sizlere gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzunca kordonumu ördüm. Çapraz takacak şekilde ördüm arkadaşlar. 1 metreden biraz fazla ölçmedim ama sanırım 1.25 kadar bir uzunlukta kordonumu ördüm. Şimdi düzgün bir şekilde düzenledikten sonra tam bu karşısına, yan kısma, şuraya sabitleyeceğim. Şöyle bir tane öne kaydırayım. Ters çevirip ince tırmalayayım. Şuradan baş kısmından tekrar tersinden
sabitleyeceğim. Evet, şu şekilde sabitlemiş olduk. Şimdi ipimi birazcık şöyle bırakıp kesiyorum. Şimdi şu yan kısmına bunu da yapma. Şunu da siyah da yapmadım ama bunu da şu yan kısmına arkadaşlar incilerle bir aparat püskül gibi bir şey yapacağım. Şimdi onu yapalım. Evet, şimdi şöyle ipimi ikiye katlıyorum. Birazcık daha uzatayım, sonra keseriz. Şimdi İkiye katladığım ipi şöyle kesiyorum. Bir kat daha yapıyorum. Şu baş kısmından şöyle bir düğüm atalım. Şöyle. Şuradan da buraya tutturacağım. Şimdi bu uzun parçalara inci takalım arkadaşlar. İğnemi takıp geliyorum. Şu şekilde bir süsleme yaptım arkadaşlar. Bir inci yukarıya, bir inci aşağıya. Şimdi son olanı da sizlerle birlikte yapalım. İki tane inciyi ipe taktım. Bu incinin yukarı kısmına bir düğüm atıyorum. Bir de aynı hizada olacak şekilde alt kısma atıyorum. Şu şekilde incili bir püskül yaptım. İsterseniz sadece alta da takabilirsiniz. Ben üstte de görmek istediğim için üstte de taktım arkadaşlar. Şimdi bunu da buraya tutturacağım. Tığımı aldım. Püskülü de şuraya. Önce ipimizi sabitleyelim. Ya da içerisinden geçirelim şöyle. Evet, fazla kalabalık olmasın. Bunu da şöyle şuraya tutturmaya çalışacağım. Sık iğneyle mi yapsam dedim ama sanırım bağlasam yeterli. Şimdi bunu da içeri alacağım arkadaşlar. İsterseniz dikebilirsiniz de. Sanırım şöyle şimdilik şöyle tutturdum. Evet. Bu da burada böyle süs olarak olsun arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Evet. Cep telefonumuzun kılıfını bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şu kartonu İçine takayım. Son halini de sizlere göstereyim.
Düğmemizi de diktik. Evet. Telefon kılıfımız da hazır arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Sizler de benimle birlikte örersiniz arkadaşlar. İnşallah güzel bir anlatım olmuştur. Benimle birlikte örersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Örecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin.